Şimdi bu gördüğünüz çoban çantası otunun ekstraktı. Bizim ürettiğimiz. Çoban çantası otunun ekstraktı. Bir çay kaşığı koyuyoruz. Nereye? Şu behere. Bir çay kaşığı. Bir çay kaşığı da şu diğer firmanın rengi bile beyaz. Yani böyle renkli beyazımsı içinde diyor ki açıkça bu ürün sahte diyor. Yani bas bas bağırıyor. Çıplak gözle diyor. Bizim üretmiş olduğumuz ekstrakt diğer firmanın. Beyaz yani içinde. Diyor ki burada nişasta var. Boşuna bakma diyor. Allah Allah. Bu kadar vicdansızlık olur mu ya? İnsan sağlığı bu kadar mı uçuş? 5 yıl kullanmış anneli kızlı. İşte diğer firma işte bizim ürün. Ama burada bakın ekstrak toz ekstrak öyle kolay kolay erimez. Yavaş yavaş rengine bakın. İkisi de çoban çantası ekstraktı. Gökçek çoban çantası ekstraktı. Diğer firma. Üç kağıt. Hakiki. Üç kağıt hakiki. Bundan vatandaş 10 yıl kullansa faydasını görmez. Neden? İçindeki etken madde %5 yok yani ekstrak yok. %90 %90-95 nişasta basmış içine. Buradan da görüyoruz. Toz. Yani nişasta beyaz. Renginden bile belli. Ekstrak toz. Yani bariz. Göz var, izan var. Toz gibi olunca vatandaş anlamaz. Nasıl olsa bunun içindeki nişastayı diyor. Çoban çantası. Hemoroid. İç hemoroid, dış hemoroid. Kaçıncı evre olursa olsun iyi gelir. Fistül, füzür. Yani makatta çatlağa iyi gelir. Füzür de makattan içeriden başka bir kanal açılıyor. Makat gibi defacetin geldiği başka bir kanal açılıyor. Ona da füzür denir. Yan makat. Delik açılır. Fistül, füzür, hemoroid, iç hemoroid, dış hemoroid fark etmez. Çoban çantası sadece bunun için değil. Bağırsak kanaması. Kalın bağırsak, ince bağırsak, 12 parmak bağırsak, mide kanaması. Bayanlarda rahim kanaması. Hatta burun kanamasına karşı daha etkili. Almanya'da çalışırken bir genç burun kanaması geçirmiş, geçiriyor. Arada sırada burnu kanıyor. Tansiyondan dolayı. Doktora gidiyor. Doktor tavsiyelerde bulunuyor. Bir şey yapamıyor. Sorun yok. Hallederiz dedim. Sadece çoban çantası. Evet. Ama tabii vatandaş diyor ki ben çoban çantası ekstrakt aldım. ABC firmasının da faydasını görmedim. İçinde bir şey yok ki faydasını görürsün. Adam içerisine ya bunu sadece fazla para kazanmak için yapıyor. 1 kilo ekstra kalıyor. 40 kilo nişastayla karıştırıp satıyor. Vicdansızlık yani. Din iman yok. Sözde Müslüman. Yani bu kadar olmaz ki. Tabii dinle ilgisi yok bu sahtekarlığın, üçkağıtçılığın. Şimdi Çin'de yapsa bunu adam, Çin hükümeti adamı idamla yargılanıyor sahtekarlığı yapan. Kimse yapamıyor korkusundan. Adam idamla yargılanıyor. Sen diyor ülkeme zarar veriyorsun diye idamla yargılanıyor. Türkiye'de de yargılansın bakayım. Sahtekarlığı yapan idamla yargılansın. Biri yapabiliyor mu? Öyle mi? İdamla yargıla. Sen de yargıla idamla. Devletin malını, mülkünü çalanlara, hırsızlığı yapanlara değil mi? İdamla yargıla. Birkaç kişi sallandır. Bak bakayım ne oluyor. İran ne yapıyor? Teröristleri asıyor. Üç tane terörist asarsın, kimse terör yapamaz. Bitti gitti. O kadar kolay.